15'te Bloomberg TV'de. Damla 4 kaynağıyla birden üstün lezzet ödülü aldı. İşte ödüllü kaynağın bulunduğu. Daha gelmedik. Ne? Bu da değil, biliyorum. Bir damla yukarısı. Birçok kez durabilirdik ama hep bir damla ileri gittik. Ve suyun en doğalına ulaştık. Bu sayede 4 kaynağımızla birden üstün lezzet ödülü aldık. Damla, bir damla fazlası. Biz %100 doğal pancar şekerini doğal sütle, as giresun fındığıyla, fındığın kendi yağıyla birleştirdik. Torku bana da, ötesi yok. Siz neredeyseniz haber orada. En hızlı, en doğru, en tarafsız haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür sanata, merak ettiğiniz her şey Türkiye'nin en güçlü haber portalı Habertürk.com'da. İnternette haberin tek adresi www.habertürk.com. Bak çok havalı biri geliyor, ihtişamı ile göz alıyor ve işte şimdi karşınızda yepyeni ambalajıyla. Sevdiğim tat, bildiğim tat, Meysun meyve suyu. 70'ten günümüze Meysun, şimdi yeni ambalajında. Aslında Türkiye'nin en dinamik sektörlerinden otomotiv sektörünü konuşmaya devam ediyoruz. Hemen ÖTV demiştik de şu soru da aklıma geldi Ziya Bey. Geçtiğimiz yıl normal binek araçlara ÖTV zam uygulanmıştı. Ancak ticari araçlara uygulanmamıştı. Nedensiniz? Çünkü biraz önce bunu da konuşuyorduk. Bu yıl bu şekilde sektörün bir beklentisi var mı? Ticari araçlara bir ÖTV artışı olabileceği yönünde. Sektörün indirim beklentisi var. İndirim. Artık sektör herhangi bir şekilde... Artık bunların üstüne vergi gelmesin diyorsunuz değil mi? Gelmesinin sadece satışa değil, evet, üretime de ne kadar olumsuz etki yaptığı yönünden gitmek gerekiyor. Eğer sadece tek yönlü bir vergi artışı sorunları çözecekse, Türkiye'de her sektör gereken çileyi gerekli dönemlerde çekti ama buradaki hassas nokta şu. Siz istediğiniz kadar vergiyi arttırın. Eğer iç pazarı daraltıyorsanız hiçbir şekilde yabancı yatırımcıyı getiremiyorsunuz. Yabancı yatırımcı gelmediği zaman ihracatta zorlanma başlıyor. Bu sefer otomobil şu anda net şekilde ihracat ithalat dengesinde artı veren bir sektördür. Eksiye dönüyor. Eksiye dönünce de siz onu tekrar bir vergi artışıyla dengelemeye çalışıyorsunuz. O yüzden biz diyoruz ki belki hükümetimiz bir indirim yapamayabilir ama sektör tekrar ilave bir artışı kaldıramayacak noktada olduğuna inanıyoruz. İzleyicilerimizin bir soruları var. Çok kısaca ben yanıt alayım. Volkan Karabulut der ki, bizde bu vergiler olmasa Türkiye'de arabadan geçilmez, mahalle arasında park edecek yer bulamayız. Çünkü herkes araba alır, telefon olduğu gibi. Peki Türkiye'de araç sahiplilik oranı nedir? Yurt dışında diğer gelişmiş ülkelerle, batılı ülkelerle karşılaştırdığımızdaki bu fark nedir? Bunları da hemen alabilir miyiz? Var mı böyle rakamlar var sizde? Yani Türkiye'de her 1000 kişiye düşen araç sayısı 151 şu anda. Bu yakın komşumuz Bulgaristan'da 330'lar civarında. Almanya çok daha fazla. Çok daha fazla. Almanya'da 600 civarında. İngiltere'de 575 her 1000 kişiye düşen. Şöyle bakmak gerekiyor. Türkiye'de LMC'nin hazırladığı bir rapor var. 2028 senesinde Türkiye'de bu 151 rakamının %68'lik bir artış getirmesi gerekiyor. Çünkü trendin bu yönde olması gerekiyor. Yollarımız açısından bakıldığı zamansa tabii hadiseyi sadece İstanbul ve büyük şehirler bazında bakmamak lazım. Evet. Bizim her toplantıda gündeme getirmeye çalıştığımız ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar Türkiye'de çok büyük bir sıkıntı yaratmakta. Yaşlı park araç çok yüksek. Araç parkımız çok. Araç parkı çok yüksek. Çok yüksek. Ortalamalara baktığınız zaman 12.3 gibi bir ağır vasıtalarda koyduğunuz zaman 16 yaşa denk geliyor. Bu da 3,5 milyon adet 16 yaşın üzerindeki arabanın Türkiye yollarında seyir halinde bulunması demek. Bunların bile yenileriyle değiştirilmesi toplam trafik yüküne büyük bir
sıkıntı yaratmaksızın çok büyük de bir ekonomik ve çevresel etki yaratabilir. Evet, yaşlı araç parkıyla ilişkin sorum olacak ilerleyen dakikalarda ama bir miktar daha ben yatırım ortamıyla devam etmek istiyorum. Siz ne dersiniz İbrahim Bey? Türkiye'de bu kadar vergi yükleri yüksekken, sektörün üzerine baskı yapıyorken yatırım ortamı açısından cazip mi sorusu da doğru mu acaba? Evet. Çok doğru bir soru. Alp'in belirttiği gibi iç pazarın büyüklüğü burada çok kritik bir faktör. Bir de bizdeki en büyük sıkıntılardan biri de regülasyondaki değişikliklerin çok ani ve çok sık yapılması. Bu da dolayısıyla yabancı yatırımcının kafasında bir soru işareti uyandırıyor. Çünkü belli şartlar altında yatırım için geliyorsunuz ama işte önümüzdeki sene o şartlar çok dramatik olarak değişebilir. Dolayısıyla biraz daha bu tip regülasyon değişikliklerinin uzun vadeye yayılarak ve sektörle istişare edilerek yapılması yatırım için arzu edilen ortamı biraz daha iyileştirecektir diye düşünüyorum. Yabancı yatırımcı açısından da çok önemli zaten önünü görebilmek. Evet. Yani bir sabah kalkacak ÖTV artışı, biz diğer sabah kalkacak kredi taksitlerinde bir düzenleme, hakikaten bu anlamda da güven ortamının sağlanması da çok doğru. Peki sektörün genel anlamıyla baktığımızda siz ne dersiniz vergi yükleri açısından? Yani bu sektör açısından sürdürülebilir mi, sağlıklı mı? Şimdi şöyle, şeriatın kestiği parmak acımaz ama yani üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Fakat baktığımız zaman %71.8 en düşük vergi dilimi. Evet. Bu gerçekten çok ağır bir vergi yükü. Araç sahipliğinin biraz da artması aslında gelişmiş ekonomilerin en önemli özelliklerinden biri. Alp Bey'in belirttiği gibi biz komşularımızın bile gerisindeyiz bu anlamda. İç pazardaki büyüklüğü artırmak için vergi yükünün birazcık azaltılması mutlaka gerekiyor. Vergi yükünün kuşkusuz, evet, azaltılması gerekli diyorsunuz. Peki siz, şimdi ben aslında şunu da öğrenmek istiyorum. Özellikle yurt dışında birçok fuarı ziyaret ediyorsunuz. Burada birçok yeni otomobiller görüyorsunuz. Yeni nesil araçlarda neler ön plana çıkıyor İbrahim Bey? Daha ziyade baktığımız zaman en büyük yenilik alternatif yakıt teknolojileri üzerinde. Nedir bunlar? Şimdi birkaç tane trend var dünyada alternatif yakıt teknolojileriyle alakalı olarak. Çok ciddi ARAGE çalışmaları var. Birincisi hidrojen bazlı, hidrojen yakabilen otomobiller. İkincisi hibrit otomobiller. Yani içten yanmalı motorla elektrikli motorun birlikte kullanıldığı otomobiller. Diğer trend ise tamamen elektrikli otomobiller. Çok farklı markalar, farklı alanlarda ARGE çalışması ve yatırım yapmaktalar. Önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa'daki vergi regülasyonuna baktığımız zaman emisyon bazlı bir vergi regülasyonu var. Bu nedenle biraz da alternatif teknolojilerin ön planda çıkacağını görüyoruz. Diğer bir trend ise otomobil markalarının ARGE'leri ve özellikleri açısından aktif güvenlik sistemleri üzerinde çok duruyorlar. Yani kazayı önleyici ve sürücüye bu anlamda yardımcı olacak sürüş sistemleri üzerinde duruyorlar. Burada da özellikle bilişimle elektroniğin otomotiv işine iyice girmesi çok önemli bir faktör. Artık her iki alanın da avantajlarını otomotiv sektörü kullanabilir hale gelmiş büyük vaziyette. Büyük bilişim şirketleri şoförsüz araç yaptılar, evet, ki bunu da çok büyük geçtiğimiz aylardaki ÇES fuarında da doğru müşterilerine sunmuşlardı. Önümüzdeki belki yıllarda diyelim Türkiye'de de neden olmasın şoförsüz araçlar, değil mi? Tabii, doğru. Tabii bu en uç nokta şoförsüz araç ama oraya gelene kadar zaten bu teknoloji işte kendi kendine park eden araç şeklinde kullanmaya başlanmış durumda. Evet, evet, birçok modelde de, evet, bu yerini alıyor. Şimdi geçtiğimiz hafta Sayın Sanayi Bakanı Fikri Işık'ın bir açıklaması oldu. Bir dönem çok sık tartışılmıştı yerli otomobil üretimi. Ancak geçtiğimiz hafta Sayın Sanayi Bakanı Fikri Işık yerli elektrikli hibrit otomobil üretimi konusunda somut adımlar atılacak dedi. Peki hemen ben sektör temsilcilerinin hemen yorumlarını almak istiyorum. Siz ne dersiniz? Türkiye'de yerli elektrikli hibrit üretimi için feasible bir ortam var mı? İç pazar bunu destekliyor mu? Öncelikle hemen Süheyl Bey, sizin yorumunuzu alalım. Öncelikle yatırımsal açıdan baktığımızda bu soruya geleceğim. Ama bir önceki soruyla ilgili birkaç tane şey söylemem lazım. Tabii ki. Türkiye'de sadece yabancı yatırım diye bakmamamız gerekiyor. Türk tedarik sanayi son derece yetkin durumda, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da yatırım yapmaya başladı. Bunun çok güzel örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla sadece yabancı yatırımcının cesaretlendirilmesi değil, Türk tedarik sanayinin kendisinin, ki Doğu Avrupa'daki en büyük yatırımcı ülke Türkiye'dir,
cesaretlenmesi son derece önemli. Evet. Yurt dışında yatırım yapılması ya da yüksek teknolojiye yatırım yapılması konusu ise en az yabancı sermayenin Türkiye'ye yatırım yapması kadar önemli. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki rakamların yukarı çıkması, satış rakamlarının yukarı çıkması son derece önemli ve tetikleyici. Ancak diğer taraftan özellikle araştırma ve inovasyon konusunda yapılmakta olan yatırımların Türk tedarik sanayinin yatırıma dönüştürmesi için teşvik edici olması burada en önemli unsurlardan bir tanesi. Aslında biraz evvel sormakta olduğunuz soru elektrikli araç veya hibrit elektrikli araçta benzer bir konu. Normal olarak ülkelere baktığımızda, Avrupa'daki araştırmalara da baktığımızda ki Avrupa'nın, AB'nin kendi içinde araştırma ve inovasyon ölçümleri var. Pazarın kamu tarafından da araştırma ve inovasyonu destekleyici şekilde şekillendirilmesi gerekiyor. Hatta bu bir parametre. Yaklaşık 4 parametrede ülkeleri inceliyorlar. 2010 yılından beri yayınlanmakta olan çok önemli bir rapor var. Son rapor da 2014 yılında yayınlandı. Oradan baktığımız zaman da bir elektrikli araç ya da hibrit araç konusu gündeme geldiğinde pazarda ne yapacağımız sorusunu ilk önce cevaplamamız lazım. Yani üretme, araştırma tarafında yetkinliğimiz olduğunu bildiğimize göre ki zaten ispatlanmış durumda. Nerede satacağız? Kim satın alacak sorusunu çok iyi cevaplamamız gerekiyor. Yurt dışında baktığımız zaman ne görüyoruz? Bu tür teknolojik ürünlerin satın almasıyla ilgili kamunun politikasını görüyoruz. Evet, ciddi anlamda kamu desteklenme. Yerli üretimi. Şimdi, sadece desteklemiyor üretimi, aynı zamanda kamu yerli araç alıyor. Evet. Değil mi? Şimdi iki tane şekilde bakalım. Birincisi vergi tarafı. Elektrikli araçlar konuşulurken ÖTV ne olacak? Ya da hibrit araçlar konuşulurken ÖTV ne olacak? Bir kere bu meselenin çok net ortaya konması gerekiyor. Dolayısıyla o ürünlerin satın alınması için ciddi bir vergi desteğinin ortada olması lazım. Bununla beraber ikinci kısmı da kamu alımları. Ama ısrarla TYSAT olarak altını çizdiğimiz bir husus var. Atlanmakta veya önemsenmemekte. Kamuda sadece alım yok, kiralama var. Evet. Çok önemli bir husus. Son dönemde kamu kiralaması alımından fazla. Dolayısıyla sadece kamu alımında değil, kamudaki kiralamada da yerli araç ya da elektrikli araç veya hibrit araç tercih edilmeli. Bununla ilgili de regülasyon vardı biliyorsunuz. Ama pek de uygulanmıyor değil mi? Ama şöyle %15 fiyatı daha da yüksek olsa yerli aracın veya teknolojinin tercih edilmesi vardı. Geçen sene Ağustos ayında yanlış hatırlamıyorsam yerli araç veya yerli ürün nedir tanımı yapıldı. Sayın Bakanımızın hafta sonunda yaptığı açıklamanın içinde bu da var. Bahsi geçiyor. %51 ile yerli üretim tanımı yapıldı. Yerlilik oranı %51 evet. olmalı dedi. Dolayısıyla bu tanım daha önce olmadığı için böyle bir uygulama olmasına rağmen yerlinin tanımı yapılmadığı için de doğal olarak o yönde herhangi bir ilerleme sağlanmamıştı. O nedenle önemli adımlar atılıyor. Kamu alımı ve kamu kiralaması ile de desteklendiği takdirde, diğer taraftan vergilerle de desteklendiği takdirde bir pazar yaratmak söz konusu. O zaman tabii ki neden Türkiye'de böyle bir çalışma yapılmasın? Yerli elektrikli otomobil üretilmesin diyorsunuz. Bu arada izleyicilerden sorular geliyor. Yönetmenimden rica edelim, ekrana verin mi? Ali Fuat Kahraman der ki elektrikli araçlar cari açıkta büyük yer tutan petrol faturasını azaltmak için çözüm olamaz mı? İbrahim Bey, size yönelteyim. Uzun vadede mutlaka olur ama öncelikle bu araçların satış adedinin belli bir hacme gelmesi gerekir. Tabii ki uzun vadede baktığımız zaman muhtemelen böyle bir teknolojik gelişme bu oranı artıracaktır. Ben müsaade ederseniz Süheyl Bey'e bir şey ilave etmek isterim. Elektrikli aracın gelişmesi için altyapı da çok önemli. Özellikle bu dolum istasyonlarının şarj istasyonları. Bu anlamda altyapı yeterli mi? Şu anda yeterli olduğu söylenemez. Evet. Çünkü bu çok az noktada var. Büyük şehirlerde birkaç tane var. Özellikle şehirler arası yollar için bu düşünülebilir. Eğer yerli elektrikli aracı üretip bunu belli adetlerde satmak istiyorsak altyapını mutlaka halledilmesi gerekir. Altyapı olmalı aslında. Evet. Çünkü hakikaten tüketici araç alacak ama onun şarj istasyonu İstanbul dışında çıktığında yoksa niye o aracı tercih etsin değil mi? Bu da çok önemli bir sorun yani. Çünkü en büyük meselelerden biri mesafe yani menzil meselesi.
Nedir peki elektrikli araçlarda menzil ne oluyor? Bununla ilgili bir çalışma var mı yani şarj ortalama süresi? Şu an 300 kilometreye kadar çıkmış vaziyette. Hı-hı. Ama şehir için yeterli olabilir fakat şehir arası yolculuk için. Ama şehir dışına kesinlikle olmaz. Evet. İzleyicilerimizden sorular geliyor. İç pazardaki talep yüksek vergiler yüzünden kısıtlanıyor. Vergiler düşerse üreticiler talep nedeniyle fiyat düşürmeyebilirler mi? Ali Fuat Kahraman demiş. Kısaca bir yanıt alabilir miyim? Fakat Alp Bey rakamları verdi. Bizim iç kapasitemiz 1.7 milyon üretim kapasitesi sahip. Biz bunun 1.1'ini ya da 1.2'sini kullanıyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman üretim kapasitesini artırabiliriz. Hı hı. Volkan Karabulut der ki tamamen yerli bir otomobil üretebilirsek o halde o markaya da özel bir vergi indirimi uygulanabilir mi? Sizin yorumunuz? Bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği mevzuatı buna müsaade etmiyor. Dolayısıyla farklı vergi uygulamak mümkün değil. Hı-hı. Ama farklı şekiller teşvik edilebilir belki. Farklı şekilde teşvik edilebilir diyorsunuz. Peki ben hemen Ziya Bey sizden de bu yorumu almak istiyorum. Sanayi Bakanımız yerli elektrikli otomobil. Evet. Farklı bir segment. Elektrikli otomobil konusunda somut adımlar atılacak dedi. Peki siz sanayiciler olarak nasıl bakıyorsunuz? Feasible mı? Şöyle geçen sene itibariyle üretilmiş elektrikli araç sayısı 47 Türkiye'de. Bundan iki sene önceki sayı biraz daha fazlaydı. Hı hı. Elektrikli araçlar sadece Türkiye'de değil, dünya bazında. Bundan 4-5 sene önce planlanan, yani 5 sene sonra şu kadar elektrikli araç olur noktasına gelemedi. Ama bu gelemeyecek manasında bakmamak gerekiyor. Bununla ilgili düzenleme önemli. Türkiye'deki sistem açısından da biraz önce değerli konuşmacıların bahsettiği gibi ayrı vergilendirmeyi yapmak, teşvik etmek önemli. Fakat hibritteki şu anda Avrupa'da çok yoğun kullanılıyor. Hemen hemen Avrupa'da bütün taksiler hibrite dönmüş vaziyette. Çünkü o zaman hem menzil sorununu çözmüş oluyorsunuz, hem rampalarda veya ayrı güç aktarımı gereken noktalarda hibrit sistemler güzel çözüm olmaya başladı. Yalnız şu anki rakamlar henüz Türkiye'de gerekli şarj noktalarının yeterli olmaması. Hı. Tabii şeyi kestirmek mümkün değil. Tüm dünya elektrikliye döndüğü zaman, akşam herkes aynı anda şarja taktığı zaman bu sefer elektrik kapasitesi üzerinde ne yaratacağı gibi şu anda bu bütün dünyanın konuştuğu birçok detaylar var. Ama sektördeki bu menzilin artacağı kesin. Hı hı. Türkiye'de de bu yönde çalışan çok ciddi firmaların varlığını biliyoruz. Arge teşvikleri çok ciddi oranda verildi ve Türkiye'de yapılabilecek birçok şey yapıldı Arge çalışmalarıyla ilgili. Biraz önceki soruya istinaden de Türkiye'deki vergi sistemi gerçekten tamamen öz Türkiye malı olan bir üründe de çok büyük bir ayrıcalık yapma hakkı vermiyor. Ama işte kamu alımlarında desteklemeler suretiyle yapılabilir ama sanki Türkiye'nin hibrit üzerinde konsantre olması ve Sayın Sanayi Bakanımızın da açıkladığı gibi bu yeni değişimin içerisinde Türkiye'nin klasik üretim şekli yerine Arge ile başlayan yeni bir hibrit sisteme yönelmesi şu anda en doğru strateji gibi gözüküyor. Peki Ziya Bey, izleyicilerimizden bu konuyla elektrikli ve hibrit konusuyla ilgili sorular geliyor. Volkan Bey der ki, Volkan Karabulut, bizim hibrit motorlu araç üretebilmemiz için o teknik bilim bizde var mı der? Şimdi Türkiye'de öylesine başarılı çalışmalar var ki ben bunların birkaç tanesini de test etme imkanım oldu. Gerçekten şu anda Türkiye'de elektrikli araç üzerinde çalışan birkaç firma var. Bunların en büyük sorunu onlara uygun kupayı bulamaması. Çünkü gelen her türlü araba, hı hı, motor donanımıyla geldiği için Türkiye'de de sadece bir kupa aracın kasasının üretilmesi olmadığı için şu anda mevcut belli markaların araçlarındaki motorlar sökülüyor. Onlara elektrik uygulaması yapılmaya çalışılıyor. Ama şu anda belli menzillere kadar çalışmalar yapıldı. Arge konusunda hükümetimizin yaptığı çalışmada son finale kalan 3-4 tane firmanın hepsinin çalışmaları son derece ses getirecek çalışmalar. O yüzden Türkiye'nin şu anda kaydettiği mesafe en az normal otomotiv sektöründe kaydettiği mesafe kadar alınmış bir mesafesi var. Ama teknik bazı konular var. Tamamen motorsuz üretilmiş kasalara ihtiyaç duyuyor şu anda o çalışmayı yapan firmalar. Bunlar da gelecek dönem içerisinde Uzak Doğu'da bir ülkeyle temasa geçici muhtemelen
o kasalar gelecek ve burada çok daha başarılı uygulamaları çok kısa süre içerisinde göreceğiz. Üretimde de Uzak Doğu'ya bir kayış var diyebiliriz. Belki bir anlamda bunu da konuşacağız ama öncesinde yönetmenim uyarıyor. Yeniden kısa bir reklama gidelim. Peki. Reklamların ardından yine otomotiv sektöründeki tüm sorunları ve çözüm önerilerini, yenilikleri ve düzenlemeleri konuşmaya devam edeceğiz. Davos Zirvesi özel yayınla Bloomberg TT'de. Dünya liderleri, üst düzey yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları dünya ekonomisinin geleceğini yeniden yazmak için Davos'ta bir araya geliyor. Başbakan Davutoğlu liderliğindeki ekonomi kurmaylarının yanı sıra çok sayıda Türk iş adamının da katılacağı toplantılardan çıkacak başlıklar canlı yayın ve özel röportajlarla ekrana geliyor. 2015 Davos Zirvesi 21-23 Ocak arasında gün boyu özel yayınla Bloomberg HT'de. Bloomberg HT izleyenler kazanır. Dünya piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sunar. Piyasalarına açılan kapınız GCM Forex sundu. Sektörünü konuşmaya devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde İbrahim Bey, izleyicilerden çok sorular geliyor. Elektrikli araç, hibrit araç, hidrojen derken herkesin de aklı karışmasın. Hemen şunlara yanıt verelim. Tolga Durmuş der ki, şarj süresi düşmeden elektrikli araçlar tutmayacak. Bu yüzden hidrojene dönüş yapıldı. Bu doğru mu? Şimdi şöyle, aslında ikisi tamamen farklı teknoloji. Elektrikli araç teknolojisi, hidrojenle çalışan araç farklı teknolojiler. Ama şeye katılıyorum, menzil artmadan tabii ki çok büyük adetlere ulaşması mümkün değil. Onun için de şarj süresi üzerinde çalışılıyor. Yücel Şanlı der ki, elektrikte şarja gerek yok. Mesafe sonsuzdur çünkü sistem hidrojene dayalıdır. Gerisi palavra, o zaman klimada üretmeyelim. Elektrikli de şarja gerek yok mu? Bu yanlış bir bilgi değil mi sanırım? Evet, yine hidrojenle elektrikli araçlar ayrı teknolojiye dayanıyor ve şarj gerekiyor. Şarj gerekiyor diyorsunuz. Şimdi bir miktar... Bu arada çok özür dilerim. Elektrik araçlarının en büyük destekleyicisi de elektrik üreten firmalar aslında. Çünkü Alp'in dediği gibi elektrik depolanabilen bir teknoloji ya da enerji tipi değil. O yüzden elektrik araçlarda gece şarj edileceği için enerji kaybını önlemiş olacak. Böyle bir avantajı da var. Böyle de bir avantajı var. Yani gece şarj edileceği için de gündüz hani herhangi bir elektrik fazla yüklenmesine de neden olmayabilecektir diyorsunuz. Şimdi üretimde bir miktar Uzak Doğu'yu da konuşacağım ama çok kısaca şimdi iç satışlara baktığımızda genel anlamda %1-10'luk daralma var dedik ama ben lüks segmente de baktığımda hakikaten lüks geçen yıl kriz dinlememiş. Lüks sınıftaki satışlar, lüks segmentteki araç satışlarında %20'lik bir artış var. Yani bu vergisel düzenlemeler olsun, BDDK'nın aldığı tüm kredi taksit sınırlandırmalarını pek lüks sınıf dinlememiş. Siz ne dersiniz? Genel anlamıyla tüm dünya genelinde de mi trend bu yöndedir? Yani lüks satışı her zaman yüksek midir? Bir de genel toplam içerisinde ne kadarlık bir pay alıyor? Bunu da sorgulamak lazım. Şimdi...
toplam içindeki payı %1. Zaten oldukça küçük. Ama lüks araç hiç etkilenmedi dersek biraz haksızlık yapmış oluruz. Buradaki en büyük gelişme şu oldu. Bazı markalar 1.6 litrelik araç modeller getirmeye başladılar. Dolayısıyla daha alt vergi diliminde satışlar gerçekleşebildiği için satışları daha az etkilendi. Aslında belki daralma o yüzden olmamış gibi ya da satış artmış gibi görünebilir. Ama gerçek anlamda lüks diyeceğimiz kesim zaten %1, çok küçük. Evet, çok küçük bir kesimden de bahsediyoruz. Evet. Peki elektrikli araçlara yeniden dönelim kısaca çünkü süremiz de daralıyor ama şunu soracağım. Elektrikli araç üretimine baktığımızda maliyetleri diğer normal araçlara göre daha mı farklı ve fiyatları daha feasible, yani daha aşağıları çekmek adına neler yapılabilir? Şimdi şöyle, elektrikli aracın birim maliyeti diğer normal araçlardan çok farklı değil. Ancak en büyük maliyet unsuru batarya maliyeti. Dolayısıyla otomobilin neredeyse %50'si kadar bir batarya maliyeti söz konusu. Zaten bununla ilgili satış modelleri kurulurken otomobilin satılması, bataryanın kiralanması, yani akünün kiralanması gibi farklı modeller üzerinde çalışılıyor. Aslında en büyük maliyet kalemini ilave olarak burası doğuruyor. Ve Hakan Kaya der ki petrolün düştüğü dönemde, bu dönemde özellikle elektrikli araçları olan talepte düşük olur mu? Elektrikli araç talebi zaten şu anda çok büyümediği için petrol fiyatlarındaki dalgalanma bunu etkileyecek boyutta değil. Yani sektörün önünü keser mi diyor. Belki kesmez. Bu yönden de bakacak olursak kesmez. Şu anda gelinen noktada kesecek bir durum değil. Peki süremiz daralıyor ama ben hemen sektörün istihdam, yarattığı istihdamı da konuşmak istiyorum. Özellikle Türkiye'de işsizlik oranlarına baktığımızda çift haneleri görüyoruz. Ancak sektörde 400 binlerin üzerinde ciddi bir istihdam ordusu. İstihdam ordusu sağlıyor. Siz ne dersiniz? Bu yıl istihdam açısından nasıl ek istihdam sağlayabilecek mi? Nasıl bir iklim olacak? Üretime bakmamız gerekiyor tabii. Yine satışlar da önemli. Üretime dönmemiz gerekiyor. Üretime baktığımızda pozitif bir görüntü olduğuna göre, ihracatta da pozitif görüyorsak eğer, tabii ki istihdama katkısı pozitif yönde olacak otomotiv sanayinin komple baktığımızda. Biz kendi rakamlarımıza Taysat'ın üyelerinin rakamlarına baktığımızda da geçmiş dönem içinde zaten bu artışı gördük. Görmeye de devam edeceğimizi öngörüyoruz istihdam tarafında. Ziya Bey, hemen sizden de istihdamı hemen yorumunu almak istiyorum. Özellikle ciddi anlamda da istihdam yaratan bir sektör, otomotiv sektörü. Bu yıl ek istihdam sağlayabilecek misiniz? Kesinlikle. Bu üretimin özellikle artacak olması istihdamı özellikle... Ne kadarlık bir ek istihdam öngörüyorsunuz? Şöyle, şu an için yatırımların yapılmasıyla beraber, şimdi sektör şöyle çalışıyor, otomotiv sektörü. Her bir çalışan işçi 5 ayrı istihdam yarattırıyor. Dünyaya baktığınız zaman, dünyadaki ortalamasında toplam 50 milyonluk bir istihdam yaratan dev bir sektör, otomotiv sektörü. Hatta ilginç bir araştırma vardı. Sadece otomobili bir ülke kabul ederseniz dünyanın 6. büyük ekonomisi oluyor. Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Türkiye'de de bahsettiğiniz 400 bin dediğiniz zaman bunun en az çarpı 5 kadar etkisi var. Çünkü plastik üreticisinden cam üreticisine, çelik üreticisinden çok geniş bir yelpaze içerisinde artıyor. Şu andaki sektör içerisinde satışlar iyi gittiği zaman bayilik sayıları artıyor. Bayilik sayılarının artışı her bir bayideki çalışan sayısını arttırmış oluyor. Üretim sadece üretim ayağıyla bakmayıp yan sanayi, ona hizmet edenle beraber her bir kişilik artış çarpı 5 olarak etki yapıyor. Dünyada da bununla ilgili de toplam 2 trilyon euroluk bir şey var. İstihdam yaratıcı etkisi var. Türkiye'de de son 10 sene içerisinde istihdama katkısının 2 katına çıktığı şeklinde hesaplar yapılıyor. Sektör tamamen vergisini ödeyen, tamamen merdiven altı olmayan bir sektör olduğu için her bir birimlik artış 5 kişiye etki etmenin yanında Türk ekonomisine de birçok farklı sektöre nazaran çok daha katma değer vergisi olarak dönüyor. Satışından üretimine kadar her şeyin vergilendirme sistemi içerisinde olduğu, hiçbir merdiven altı üretimin söz konusu olmadığı bir sektörden bahsediyoruz. O yüzden bayiliklerdeki artışlar, pazarın genişlemesi bayileri etkileyecek, üretimi etkileyecek. Bunun
çarpan etkisini hep beraber göreceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Oydar Başkanı Ziya Alp Gülen, Nisan Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Anaç ve Taysat Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı'ya bugün otomotiv sektörü, Türkiye'nin en dinamik sektörlerinden otomotiv sektöründeki tüm yenilikleri, gelişme, düzenlemeleri, sorun ve çözüm önerilerini bizler için paylaştıklarından